Yesari Asım Arsoy, 1890 yılında Drama'da doğdu. Asıl adı Mustafa Asım'dır. Sol elini kullandığı için Yesari sıfatı almış ve Yesari Asım Arsoy olarak tanınmıştır. Asım Bey, ilk ve orta mektep tahsilini Drama'da tamamlar. Sesi çok güzel olduğundan dolayı camide müezzinlik yapar. 93 harbi, Balkan faciası gibi sebeplerden dolayı Makedonya'dan Anadolu'ya çok acıklı ve kahredici bir göçe başlar. 1912 yılında Yesari Asım ve ailesi de göç etmek zorunda kalırlar. Göç esnasında ilk durakları İstanbul olur, daha sonra da Adapazarı. Burada hem çalışır hem de musiki öğrenir. Ud dersleri alır. Babası onun müzikle uğraşmasına sıcak bakmaz. Her zaman onun hafız olmasını istemiştir. Muhasebecilik, avukat katipliği, Antalya'da bir gemide katiplik, İzmit'te maliye dairesinde memurluk gibi işlerden sonra İstanbul'a dönerek kendini tamamen musiki çalışmalarına verir. Udi Refet, Kemani Namık, Kanuni Süreyya, İzzettin Hümayi, Hafız Aşir Efendi, Bahriyeli Şahap, Udi Selanikli Ahmet Efendi gibi hocalardan ders alır. ...1929 yılında ilk bestelerini notaya döken Asım, çok geçmeden Türkiye'yi sarsmaya başlayan eserlerini bestelemeye başlar. 1930, genç bestekarın Kolombiya Plak Şirketi ile anlaşıp şarkılarını plağa okumaya başladığı yıldır. Yesari Asım Arsoy, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirilir. Sesiyle, besteleriyle, tavrıyla klasik müziğimizde önemli yeri olan Asım Bey, mütevazılığıyla da gönülleri fetheder. Plaklara okuduğu şarkıların çoğunun güftesi kendisine aittir. Meşhur olup çok para kazanmak yerine kanaatkarlığı seçen Yesari Asım için Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça şunları söylüyor. Asude ve gösterişsiz bir hayatı ömrü boyunca tercih etmiştir. Zaten derviş mizacı başka türlü yaşamasına imkan vermezdi. İsteseydi dünyanın nimetlerine gark olacak imkanlara sahip olabilirdi. Ama o son derece mütevazi bir bütçe içinde köşesinde yaşamayı yeğledi. Bu sayede manen yüceldi. İlahi mevhumlarından biri de hiç şüphesiz musikidir. Musiki insanı kemalata götürür. Musikiden bu manada nasip alamayanlar cidden bedbahtırlar diyen üstad 19 Ocak 1992 yılında hayata gözlerini yumar. Senin